sporu bir dönem tamamen bıraktım. Skolyoz tarzı bir duruş bozukluğum var. Bütün kaslarım artık sakatlanmaya hazır hale gelmişti. Spora çok küçük yaşta başladım. Önce futbol oynadım. Ardından basketbola başladım. Basketbol yaşamı yaklaşık 8 sene kadar sürdü. Hakemlik yaptım, antrenörlük yaptım ve sonrasında dağcılıkla uğraştım. En son skydive ile uğraştım. Milli takımda dağcılık yaptığım sırada bir sakatlık yaşadım. Omzum devamlı çıkmaya başladı. Habitüel omuz çıkığı. Askere gittiğimde ameliyat oldum. Ve ameliyattan sonra da bir süre fizik tedavi gördüm. Ama bu fizik tedavi aşamasına devam etmedim. Kendim bir şekilde salon sporları yapmaya çalıştım. Omzumun bir tanesi kapalı kalmış. Daha sonrasında skydive sporuna başladığımda skydive'da şöyle bir hareket var. Kendinizi açıyorsunuz ve yay pozisyonu dediğimiz pozisyonda serbest düşüş yaşıyorsunuz aşağıya doğru. Bu stabil pozisyonunuzu korumanız lazım ve eşit bir şekilde açmanız lazım. Tabii ben bu sakatlığımı söylememiştim. Bu sakatlığımdan dolayı hep bir dönüş yaşıyorum. Çünkü omzumun birisi kalkıyor, birisi kalkmıyor. Ve bu omzun üzerine düşmeye başladım. Ta ki reformer yaparken bunu fark edinceye kadar senin omuzlarından bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda, tam olarak açılmıyor dedi. Ve ben de böyle bir ameliyat geçirdiğimi söyledim. Skolyoz tarzı bir duruş bozukluğum var. Ve bunu da düzeltebilmemin tek yolu oraya özel bir şekilde spor yapmak. Bu sakatlığımı anlattıktan sonra Zuhal vücudumu görmek istedi. O andan itibaren dışarıdan bakan birisi ne kadar düzgün bir vücudum var diyebilir belki ama duruşunla ilgili bir sıkıntım var. Sonuçta bir tür skolyoz yaşıyorsun. Bunu düzeltebilmemiz için de fizik tedaviye uygun bir reformer yapmamız lazım dedi. Tek ayağını yere bas. Bas. Ayak tabanı yerde. Ha. Böyle. Evet, şimdi kaldır. Kal burada ve bu kalçanı düşür yere. Düşür, döndür. Bütün omurgayı sıkıştır, uzan. Süpersin. Bacakları unutma, biraz kaldır. Harikasın. Bir daha zorlaştı, bayağı zorlaştı hatta. Gerek yok, bırak. Çok dikkatli bakarsak. Zayıf olmama rağmen spordan uzaklaştığım bir dönem kolesterolüm ve şekerim yükselmişti. Reformer bunu da düzeltmeme faydalı oldu. Senin omurganından derecesi düşük bir skolyoz var mı? Hı hı. Bizim yaptığımız işlem burada açılarını geliştirmek. Evet. Mobilizasyonunu arttırmak. Evet. Daha esnek hale getirmek. Bundan sonraki spor hayatımda reformer'ın önemli bir yeri olacak.